Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bundan birkaç yıl önce Türkiye kapı üretiminin %30'unu gerçekleştiren, günde 12 bin kapı imal edip ABD'den Gana'ya, Irak'tan Fas'a kadar 15 ülkeye ihracat yapan seçim bölgem Kastamonu'nun en büyük ilçesi Tosya'da binlerce kişinin geçimini sağladığı bu sektör maalesef bugün can çekişmektedir. Ekonomik krizin derinden hissedildiği, kapanan fabrika ve atölyeler nedeniyle binlerce işçinin işsiz kaldığı Tosya'da ahşap sanayicilerimiz ve marangozlarımız üretmekten vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle mobilyada olduğu gibi ahşap imalat sektöründe de KDV'nin %8'e çekilmesi, iflas eden fabrikalara yenilerinin eklenmemesi, sektörün nefes alabilmesi için bir zorunluluk haline gelmiştir. Üreten Tosya, üreten Kastamonu, üreten Türkiye demektir. İktidar kapı üreticisinin sesine kulak tıkamaktan bir an önce vazgeçmelidir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bundan birkaç yıl önce Türkiye kapı üretiminin %30'unu gerçekleştiren, günde 12 bin kapı imal edip ABD'den Gana'ya, Irak'tan Fas'a kadar 15 ülkeye ihracat yapan seçim bölgem Kastamonu'nun en büyük ilçesi Tosya'da binlerce kişinin geçimini sağladığı bu sektör maalesef bugün can çekişmektedir. Ekonomik krizin derinden hissedildiği, kapanan fabrika ve atölyeler nedeniyle binlerce işçinin işsiz kaldığı Tosya'da ahşap sanayicilerimiz ve marangozlarımız üretmekten vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle mobilyada olduğu gibi ahşap imalat sektöründe de KDV'nin %8'e çekilmesi, iflas eden fabrikalara yenilerinin eklenmemesi, sektörün nefes alabilmesi için bir zorunluluk haline gelmiştir. Üreten Tosya, üreten Kastamonu, üreten Türkiye demektir. İktidar kapı üreticisinin sesine kulak tıkamaktan bir an önce vazgeçmelidir.